Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle, lezzetiyle çok kolay bir çörek tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı ılık sütümü kabıma alıyorum. Bir su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurtanın akı, sarısını üzeri için ayırıyorum. Öncelikle bütün malzemelerimizi iyice bir karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave ede ede hamurumuzu yumuşacık bir hamur yoğuralım. Hamurumu tam 5-6 dakika özlüce bir hamur yoğurdum. Şöyle de yumuşaklığını göstereyim. Tam 5 su bardağı da un kullandım arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım. Bir 40 dakikaya yakın mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlar. Masamızın üzerine bolca un serpiştirelim. Hamurumuzu masamızın üzerine alalım. Şöyle hiç dağıtmadan bu şekilde toplu bir şekilde alacağım. Şöyle de bolca da un serpiştirelim. Hiç oklava veya merdane kullanmadan bile açılır arkadaşlar. Şöyle bir de oklava veya merdane yardımıyla da kolayca açabiliriz. Hamurumu açtıktan sonra 2 yemek kaşığı biber salçasını üzerinde sürüyorum. Şöyle kaşıkla her tarafına sürelim. Salçayı her tarafına eşit bir şekilde sürdüm arkadaşlar. 200 gram üzerinden rendelenmiş kaşar serpiştiriyorum. Üzerinden yarım demet maydanozu ince ince doğradım. Onu da kaşarlarımın üzerinden serpiştiriyorum. Maydanozlarını da koyduktan sonra şimdi çöreğimi rulo şeklinde sarıyorum. Şu uçlarını getirip şurada birleştirelim. Uçlarını kapattıktan sonra şu şekilde düzleyelim. Şöyle de her tarafını eşit şekilde elimizle ayarlayalım. Şu kenarları biraz ince olabilir. Şu şekilde yaparsak her tarafı düz bir şekilde eşit oluyor. Yağlı kağıdı masamın üzerine koydum. Şu şekilde çöreğimi üzerine yerleştiriyorum. Şu uçlarından birazcık alıyorum. Şu uçlarını burada birleştirelim. Hamurumu şöyle ikişer parmak aralıkla kesiyorum. Şimdi kestiğim tarafları şu şekilde ters çeviriyorum. Şöyle de ters çevirdikten sonra katlarını açalım. Gördüğünüz gibi yapılışı, şekli çok kolay arkadaşlar. Çöreğimi hazırladıktan sonra çıkarttığım iki parçayı da şu şekilde ortasına yerleştiriyorum. Şöyle birbirine birleştirelim. Şimdi çöreğimin üzerinden temiz bir bez örtüyorum. Bir 15 dakika tepsi mayası yapalım. Çöreğimiz çok güzel kabarsın. Çöreğimi 15 dakika tepsi mayası yaptım. Gördüğünüz gibi güzelce kabarmış.
Ayırdığım bir yumurta sarısının üzerinden bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ekledim. İyice çırpıp çöreklerimizin üzerinden sürelim. Çöreğim fırına girmeye hazır arkadaşlar. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Çöreğimi üzeri kızarana kadar pişirdim. Bir 2 dakika dinlendirip servise hazırlıyorum. Çöreğim servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Yumuşacık, pamuk gibi bir çöreğimiz oldu. Şimdi şöyle bir de dokusuna bakalım. Gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Şu anda da çok sıcak. Kaşarlar erimeden şöyle bir göstereyim dedim. Lezzet gerçekten süper oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz hamurunu akşamdan yoğurup sabahta kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız bu gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.